Alınır. Evet, peki göz kanlanmasında hocam sabah kalkıyor işte kimi hastalarda göz kanlanması oluyor, gözlerde şişkinlik, yorgunluk meydana geliyor. Bunları önlemek için ne yapmalı hastalar? Ne yapmak gerekiyor? Göz, şimdi çeşit çeşit sebepleri var. Gözün ağ tabakası, bu gördüğümüz ağ tabakası konjektif iltihaplanırsa kanama olur. Veyahut da burada kılcal kan dolaşımında problem olursa yağlanma, daralma, sertleşme nedeniyle bazı insanlarda polene karşı yani mevsimsel olarak alerjik reaksiyonlar nedeniyle kanama olur. Çeşit çeşit sebepleri var. Bunun için bununla ilgili Amerika Birleşik Devletleri'nde, Almanya'da, Fransa'da yaban mersini ile ilgili klinik araştırması yapılmıştır. Yaban mersini gözü besler. Çünkü birleşiminde antosiyanitler denen etken bir madde var. Bu göz için dünyada en etkili maddedir. Antosiyanitler. Şimdi Amerikalılar ve Avrupalılar bunun damlasının derecesini yapıyor. Biz de Türkiye'de bunun damlasının derecesini yapıyoruz. Mesela göz doktoru Doktor Horst şeker hastalığından sonra ortaya çıkan şeker hastalığı nedeniyle göz damarlarında sertleşme oluyor. Damarlar sertleşir, kırılgan hale geliyor. Bu nedenle de görme zafiyeti veya görme bozuklukları, glokom, katarak vesaire bir sürü hastalık ortaya çıkabiliyor. Tetikliyor. Göz basıncı ortaya çıkıyor. Bütün bu rahatsızlara karşı Doktor Horst klinik araştırması yapmış. Bir, iki, Paris Üniversitesi Tıp Fakültesinden Doktor Michael Robert ve Doktor Robert Benefica yine şeker hastalığı nedeniyle retinada ortaya çıkan görme zafiyeti. Mesela retinada niye zafiyet ortaya çıkar? Çünkü gözü elmaya benzetelim. Nasıl ki elmanın etrafında bir kabuk, gözün etrafında da bir ağ tabakası var. Evet. Gözü besleyen çok yoğun bir ağ, yani balık ağı gibi çok yoğun bir kan dolaşımı var. Damarlarda yağlanma, daralma, sertleşme olursa göz beslenemediği için yeni damarlar açılır. Zaten var damar. Evet. Bir damarlaşma ne olur? Göz sıkışır. Şekli bozulur. Ve dışarı baktığı zaman herhangi bir objeye, bir cisme artık o cisim mercekten geçtikten sonra makula dediğimiz sarı noktaya yansımaz. Sarı noktanın hemen yanına bir yere yansımaya başlar. Bu da görme anormalliklerini tetikler. Böyle bir rahatsızlık ortaya çıkar. Buna karşı Profesör Doktor Paris Üniversitesi Tıp Fakültesinden Profesör Doktor Michael Robert, Profesör Doktor Benefica şeker hastalarında ortaya çıkan retina anormalliklerini tedavi etmişler. Biz de bununla ilgili çok güzel bir formül geliştirdik. Yaban mersini forte. Birleşiminde ginkgo, biraz önce bahsetmiştim. Ginkgo. Bütün damarları açar, temizler. Pıhtılaşma kalp sayısını, yani pıhtılaşma kalp sayısını düşürür. Evet hocam. Kanı sulandırıcı ama kimyasal ilaç gibi tehlikeli değil. Yaban mersini, ginkgo, alıç, oğulotu gibi, zeytinyağı gibi 19 çeşit bitki ekstresinden oluşan göz için çok güzel, mükemmel bir ürün geliştirdik. Peki gözümüze çıkan çibanlar oluyor böyle yer yer ve zaman zaman. Sabah kalktığımızda gözümüzün bir tarafında şiş ve çiban var. Onun için böyle hemen giderici ve tedavi sürecinde kullanabilecek gıda takviyesinde ne yapmalı? Çıban gözün dışındaysa yani gözü hemen göze sürmeden çay ağacı yağı damlattığında bir yani direkt gözün içinde olmaz. Gözün kenarındaysa az bir şey sürülürse kısa sürede iyileştirir. Basit bir şeydir ama gözün içerisinde çay ağacı yağı sürülmez. Çünkü gözü yakar. O zaman sulandırarak göz kadehi var. Böyle aynı saatçilerin gözüne takıp da saati tamir ettikleri gibi şöyle bir göz kadehi var. İçerisine su konur. Temiz su damıtılmış veya kaynatılmış, soğumuş. Çay ağacı yağı damlatırız. Birkaç damla. Bununla göz böyle yıkanırsa gözü temizler. Anladım hocam. Evet, göz kadehiyle. Yaban mersini katarakta, retina anormallikleri, glokom, mevsimsel olarak ortaya çıkan alerjik göz rahatsızları. Alerji tedavi edilmeden bu
konjüktivit ortadan kalkmaz. Alerji tetikleyende midedeki bakteri veya bağırsaktaki mantarlardır. %20 mideden, %80 bağırsaktan kaynaklanır alerji. Hı. Nadiren karaciğer ve pankreas da rol oynar. Hı. Alerji, çeşit çeşit alerjiden sebebi. Bağırsakları ve mideyi tedavi ettiğinizde alerji ortadan kalkar. Başka türlü gözle ilgili değildir bu. Yani alerjik, rinit, konjektif, alerjik rinitte burun akıntısı olur, göz kızarır vesaire vesaire. Bunların tedavisi mide ve bağırsakları tedavi ettikçe tedavi olur. Tekrardan hatırlatalım hastalarımıza. Göz kanlanması ile ilgili, gözlerdeki yorgunlukla ilgili hangi gıda takviyesini kullanmalılar? Ginkgo forte, yaban mersini forte. Fakat Ginkgo forte ve yaban mersini forte'yi kullanmalılar. Kişinin genelde bir damarlarında yağlanma, daralma, sertleşme, kalp damar rahatsızları varsa iksir gerekir. Bağırsaklarında sorun varsa, herhangi bir şişkinlik, kazımsılık, kabızlık, ishal vesaire, bağırsaklarında bir problem varsa aloe vera kullanması gerekir. Yani kişiye göre ürün gerekir. Biraz değişiklik gerekir yani. Evet, izleyicilerimize tekrardan hatırlatalım. Hocamızın resmi internet sitesine girip oradan sormak istediğiniz soruların cevaplarını bulabilirsiniz ve danışma hattını arayıp tekrardan yine gıda takviyeleriyle ilgili, gıda yollarında nasıl sağlıklı beslenirizle ilgili bütün sorularınızın cevaplarını bulabilirsiniz. Ekranlardan numaraları ve internet sitesini zaten görüyorsunuz.